Hadi bakalım. Evet. Rize Spor Fenerbahçe 21 -45. Şimdi bizim Fenerbahçelilere göre çantada keklik bir maç değil mi maç? Sen bunu söyledin. Bana göre değil. Zor evet. maç. Zor maç. Neresinden bakarsan zor maç. Ama Fenerbahçe artık büyük takım refleksini gösterecektir bu maçta. Hı hı. Bu maçı Rize'de alkışlanarak galip bitirecektir Fenerbahçe. Fenerbahçe bu maçla kendine gelecektir ligde. İyi oyun ve bol gollu bir galibiyet bekliyorum ben Fenerbahçe'den. Rize Spor bizim memleketimiz ama hepsinde başarılar diliyorum ama bu maçta kadro kalitesiyle Tabii, evet. kadro kalitesiyle hocasına da çok saygı duyuyorum. İlhan Paluk da güzel işler yapıyor Hı -hı. ama kadro kalitesiyle ve büyük takım reaksiyonuyla Fenerbahçe bu maçı kazanır öyle döner diyorum ben. Başarılar dileyelim. Ben de Fenerbahçe'nin hani dönebileceği, galibiyet alabileceği taraftayım senin gibi ama sen bunu teşekkür defalarca ederim. kez söyledin. Sağ. Ol. <laughs> ne demek efendim? rica ederim. <laughs> Sağ ol. Canım. Hadi görüşün belli. Sağ ol, teşekkür falan. ederim. Evet. Rize spor'la ilgili sen başından beri uyarı yapıyorsun. Zor bir maç olacağını diyorsun. Maç. Çok zor maç. Ama Fenerbahçe dediğim gibi büyük takımlar böyle maçlarda reaksiyon gösterirler. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Ee, şimdi çocukları daha da bir motive etmiştir. Bu profesyonel disiplin kurulunun verdiği adaletsiz kararlar hı hı. E, daha da motive etmiştir. Bu deplasmanda Fenerbahçe sorun yaşamayacaktır. Antalya Spor Hatay Spor 21:45 Hatay Spor'da iyi bir takım. Geçtiğimiz hafta son dakika golüyle yıkıldılar. Hı hı. Evinde galip gelebilirlerdi. Antalya Spor Alex yönetiminde özellikle Beşiktaş maçında ben beğendim. Yani İstanbul'da öyle bir oyun Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı iyi bir oyun Hı. Alex iyi bir teknik direktör olacak ben buna inanıyorum bunun sinyallerini de veriyor Antalyaspor evinde Alex de Souza ile ilk galibiyetini alır bence Hatay önünde 23 Ağustos Cuma 21:00'da Alanya Spor Göztepe karşılaşması Evet Ne diyorsun Şimdi iki takımın da çok iyi teknik direktörü var bana göre ee, özellikle Stoylov'u da çok beğeniyorum. Hı -hı. Fatih Tekke'yi zaten çok beğeniyorum. Ama bu maçta Göztepe takımı buradan puan ya da puanlar alır diye düşünüyorum ben. Diyorsun. Birazcık daha artı da görüyorum ben. Kadro kalitesi olarak söylüyorum. Şimdi birincilik. 3 Ağustos Cuma birincilik evet. Kocaeli Spor. Erzurumspor 21-0-0. Şimdi bu maçta Erzurum Spor'da galip geldi. Ankara gücü gibi güçlü bir takımı yendi. Hı <laughs> Kocaeli Spor'da kazandı deplasmanda. Kocaeli Spor evinde büyük seyircisi önünde bu maçın mutlak favorisi. Ben Kocaeli Spor'un en kısa zamanda Süper Lig'e gelmesini çok istiyorum. Onları çok özledik. Onları destekliyoruz. İnşallah Kocaeli bu sezon birinci lige gelecek. Körfez lazım birinci lige. Lazım. Biz özledik. Gelsin. Gelmeleri için de böyle maçları kazanmaları lazım. Bu maçta Kocaeli Spor bizi mahcup etmez. Evinde seyircisiyle beraber kazanır. Peki. Yeni Malatya, Keçi Ören Gücü 21.45. Evet. Maalesef Yeni Malatya'da sıkıntılar var. Bankoların bankosu Keçi Ören Gücü diyorum. Adana Spor, Pendik Spor 21.45. Adana Spor'da sıkıntılar var. Onları bir an önce çözmeleri lazım artık. Adana Spor bu, bu ülkenin köklü camialarından biri. Büyük bir futbol şehri o yüzden onları bir an önce böyle e, ciddi şeyler yapmaları lazım. Toparlanmaları lazım. Adana Spor seyircisi olan bir camia hı hı. E, onu üzmemeleri lazım. Pendik Spor kadro kalitesiyle, tecrübesiyle bu maçı kazanır diye düşünüyorum ben. Deplasmandan 3 puanla döner Pendik. Bakalım.